70. günün sabahında hayaller için uyanan tüm sabahçı tayfama günaydınlar. Bugün lafı çok uzatmadan sorumuza geçelim. Bak güzel tayfam, olay ne biliyor musunuz? Böyle soruları ÖSYM çok sever. Evet, ben bunlar hocam tek tek yerleştirerek çok zaman kaybediyorum. Haklısın. O yüzden bunlarda ufak bir mantık vardır. Bu mantığı kaçırmazsanız bunlar çok ama çok kısa sürede halledilecek sorulardır. Hadi bakalım başlayalım. Yukarıdaki düzenin karesel hücrelerine 2'den 8'e kadar olan rakamlardan 6 tanesi her hücrede farklı bir rakam olacak biçimde yerleştiriliyor. Daha sonra her dairenin içerisine o dairede o daire ile aynı doğrultuda bulunan 3 karesel hücredeki sayıların toplamı yazılacaktır. Düzeni 2 ve 7 rakamı ile birlikte toplamlar yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde hangi rakam karesel hücreye yerleştirilemez? Şimdi şöyle düşünelim. İsterseniz buraya adlandırılalım. Burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun, burası da D olsun. Bak güzel tayfam. Olay isterseniz şöyle gösterelim. A ile B'nin toplamı direkt şuradakinin daha doğrusu şu üçünün toplamı 18'i verecekse hızlı geçiyorum. A ile B'nin toplamının 11 olması gerektiğini yazarsın. Sonra geliyorum. Buradan devam ediyorum. B ile D'nin toplamı 2 ile eklediğimde 11 olacaksa B ile D'nin toplamının 9 olması gerekiyor. Bu da tamamdır. Ve en son buradaki doğrusala bak. C ile D'nin toplamı da dolayısıyla 14 yapmalı. Şimdi pardon 14 değil çok özür. 7'miz de var. Dolayısıyla 7 yapmalı. Şöyle düşüneceksiniz bu sorularda. Diyeceksiniz ki var olan ifadelerde normalde hepsini yerleştirmiş olsaydım ne olurdu? 2'miz, 3'ümüz, 4'ümüz, 5 6 7. Bunların hepsini yazarsınız. Bakın mantık buradan geliyor zaten. 6 7 Zaten 8'e kadar dediğine göre 8. 2'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 1 olsaydı 8 çarpı 9 bölü 2'den ne yapacaktır? 36 yapacaktır. 1 eksi 35 yapacaktır. Bunların hepsi 35 yaptı. Şimdi başlayalım. Diyorum ki ben bunları yerleştireceksem tüm yerleştirilenler ne kadar, nelerdir? A'mız var, B'miz var, C'miz var, D'miz var yerleştirilemeyecek E'dir onu unutma. Yerleştirilemeyecek E'dir. Bu E'yi bulmaya çalışıyoruz. 2 ve 7'yi de eklemişim. Bunların hepsi toplamda 35'i vermek zorunda. Unutma. A B C D e, verildi. 2 ile 7'yi yerleştirdim. E de yerleştirilemeyecek. Bunların toplamı 35'i vermek zorunda. Yukarıdan A B C D'nin toplamını gördün mü? A B C D'nin toplamını adam sana kaç vermiş? 18 vermiş. O halde burası 18 yaptı. Buradaki ifademizden 9 yaptı. E geriye kalan yerleştirilemeyenin de burayı sağlaması lazım. 35'ten kaçı çıkartıyorum? 27'yi çıkartıyorum. 35'ten 27 çıkarsa geriye ne kalacaktır? 8 kalacaktır. Demek ki benim yerleştirmek istemediğim rakam ya da yerleştiremeyeceğim rakam kaç olacakmış? 8 olacakmış. E i̇şte mantık bu. %90'ında tümünün toplamı kullanılarak yapılacak bir yöntem vardır. Sen bunlarla ilgili ne kadar çok soru çözersen bunun mantığını çok rahat oturtabilirsin güzel tayfam. O halde 71. günü sabahında tekrar hayallerin için saat 7'de seninle bu ekranda buluşmak üzere. Şimdilik kendine dikkat et, iyi çalışmalar, hoşçakal.